Keşke devleti yönetenler daha duyarlı ve daha sağduyulu davransaydılar diye düşünüyorum ve bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hasan Sezgin, evet ben bahsettiğiniz gibi 1964 Erzincan doğumluyum. İlk ve ortaokulumu Erzincan'da okudum. Lise hayatım İstanbul ve Eskişehir'de geçti. İstanbul Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitim gördüm ama bitiremedim. Hani reis gibi diplomam yok diyeyim mi? 30 yıldır Şişli'de yaşıyorum. 1 Eylül 1994'te Perpa Ticaret Merkezi'nde işe başladım. O gün bugündür Şişli'de yaşıyorum. Hayatımı Şişli'de idame ettiriyorum. Devam eden süreçte 2010 yılından beri Perpa Ticaret Merkezi Avrupa Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Perpa Ticaret Merkezi İstanbul'un 40. ilçesidir. Yani günde 50 bin çalışanın olduğu, 50 bin ziyaretçinin olduğu bir bina. 650 bin metrekare kapalı alanı olan, 4700 iş yerinin olduğu bir bina. Yani ben İstanbul'un 40. ilçesini 13 yıldır, 14 yıldır yönetiyorum. O yüzden antrenmanlıyım. Hemen hani hemen belediye başkanı olayım diye yola çıkmadım. 30 yıl Şişli'de Şişli'nin sorunlarını, dertlerini, çözülmesi gerekenleri görmek için de epey bir zaman geçirmişsiniz. Bunların hepsini ben yaşıyorum birebir. Çünkü ben de Şişli'de yaşıyorum. Evim de Şişli bölgesinde, Şişli'de. Halide Edip'te oturuyordum. Şu anda Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde oturuyorum. Ve bütün Şişli'nin sorunlarını birebir yaşayan bir kardeşiniz, bir vatandaş olarak bunları yaşıyorum. Şişli'nin sorunları nedir? Şişli aslında İstanbul'un merkezinde yer alan, eskiden bir deyim vardı, bütün yollar Roma'ya çıkar. Şimdi o deyimi şöyle döndürelim. Bütün yollar Şişli'ye çıkar. İstanbul'un neresinden gelirseniz gelin, birinci köprüden geldiğiniz zaman bütün yol Şişli'ye çıkıyor. Şişli İstanbul'un göz bebeği. Çünkü bugün Türkiye'de yaşayan 72,5 millet var diyoruz. Bu 72,5 milletin hepsinin ama hepsinin istisnasız yaşadığı ender ilçelerimizden birisidir. Her milletten, her yerden, her yöreden insanlar yaşar Şişli'de. O yüzden Şişli dünya kentidir. Şişli bir mozaiğin başkentidir. Şişli bu yüzden daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Daha güzel idare edilmeyi hak ediyor. Ben de bunu düşünerek yola çıktım. Tabii Şişli'nin sorunu deyince belki de en büyük sorun gündüzleri yükünün fazla olması. Gündüzleri sadece Şişliler yok. Hepimiz Şişli'den geçiyoruz ya da o güzergahı kullanıyoruz. Tabii Şişli'miz 25 mahallesi olan, yaklaşık 250 bin civarında nüfusu olan, gündüz gece nüfusu, gündüz oysa 2-3 milyon civarında kişiyi ağırlayan bir bölge. Ama altyapısı buna müsait. Çünkü Şişli İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden birisi. Yani Şişli'de bugün altyapı ve üst yapı sorunun sıfır olduğu bir ilçe olması gerekiyor. Burada eğer hala Şişli'de altyapı sorunlarını konuşuyorsak ya da konuşuyor olursak bu Şişli'ye haksızlık yapmış oluruz. Çünkü Şişli İstanbul'un merkezinde ve bütün altyapı ve üst yapı sorunları bitirmiştir. Şişli'nin şu andaki en büyük sorunlarından birisi iyi yönetilememesi. Yani iyi yönetilememesi derken burada sadece işte belediye başkanı iyi yönetmediği için söylemiyoruz. Bugün baktığınız zaman bir belediye meclisi vardır, başkan vardır. Bunlar hep beraber Şişli yönetirler. Bugün baktığınız zaman şu anda mevcut belediye meclisinde bulunup başkan adayı adaylığı için başvuran 5 tane arkadaşımız var. Yani burada bütün faturayı başkana mı çıkaracağız? Meclisten geçmeyen hiçbir şey kabul edilmez. Belediye meclisinden oylanır, onaylanır. Ondan sonra izinler verilir vesaire verilir. Buradaki sıkıntıyı biz kurumsal yapıda değil de bireysel yapılarda arıyoruz. Şişli'nin, burada Şişli Belediyesi'nin kurumsallaşamaması bunun en büyük sıkıntılarından birini beraberinde getiriyor. Çünkü Şişli Belediyesi kurumsallaşamadı. Nasıl kurumsallaşabilir Şişli Belediyesi? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetildiği şekilde değil. Yani ahbap çavuş ilişkileriyle, akrabayla, belediye başkanının akrabaları, belediye meclislerinin akrabaları, belediyede çalışanların akrabalarıyla doldurursanız orası kurumsallaşamaz. İşe göre adam alacaksınız, adama göre iş yaratmayacaksınız. Bakıyorsunuz bir önceki dönem, yani buradan 7-8 yıl öncesine gittiğimiz zaman Şişli Belediyesi'nin çalışanı 1300-1400 kişiydi.
aynı altyapı, aynı sorunlar çözülüyordu ve aynı hizmet veriliyordu. Bugün Şişli Belediyesi'nde çalışan 3000 kişinin üstünde insan var. Ama bunların büyük çoğunluğu Şişli'de yaşamıyor. Şişli'de bakıyorsunuz belediye meclis üyelerinin çoğu Şişli'de yaşamıyor. Belediye başkan yardımcılarının çoğu Şişli'de yaşamıyor. Çünkü Şişli'nin sorunlarını bilmiyor. Buraya sabah 8, sabah 9, akşam 5 veya 6 mesaiye geliyor. Mesaisi bitince servisine binip evine gidiyor. Burada yaşamıyor. Şişli'nin en büyük sorunları burası. Hani liyakat diyoruz ya. Kurumsallaşmak için önce kurallarınızı koyacaksınız ve o kurallara başta siz uyacaksınız. Şimdi ben anlıyorum ki sizin eğer belediye başkanı olursanız ilk kural Şişli'de yaşamalı. Tabii Şişli'yi yönetecek olanlar Şişli'de yaşamalı. Kesinlikle Şişli'de yaşamalı. Çünkü Şişli'nin sorunlarını bilmiyor arkadaşlarımız. Bakıyorsunuz Şişli çok gözde bir yer. Bakıyorsunuz bize Esenyurt'tan da arkadaşlar geliyor. Sarıyer'den arkadaşlar geliyor. Maltepe'den geliyor. Beykoz'dan geliyor. Tamam gelsinler. Burada daha önce yaşanmışlar vesaire ama lütfen burada bize emek, bize hizmet versinler. Şişli'nin sorunlarını çözsünler. Şimdi soru Şişli'nin mahallelerini bilmiyorlar. Sorunlarını bilmiyorlar. Çok basit bir örnek vermeme izin verirseniz. Şu andaki Şişli Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı yapan hiçbir arkadaşımız Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etmemiştir. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu anda Şişli Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı yapan hiçbir arkadaşımız ama resmi olarak Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret edip ne sorunuz var, sıkıntınız nedir, size nasıl yardımcı oluruz dememiştir. Oysa Perpa Ticaret Merkezi İstanbul'un 40. ilçesi. Yani biz İstanbul'un 39 ilçesi var resmiyette ama biz bugün nüfus bakımından, seçmen bakımından vesaire baktınız ama İstanbul'un en az 10 ilçesinden daha fazla, daha büyüğüz. Evet. Evet. Şimdi biz Perpa Ticaret Merkezi'nden sizin fotoğrafınızı